Kendi içinde özel sorunlar barındırdığını da biliyoruz hepimiz. Ürün gruplarına göre ihtisas komiteleri oluşturmak, böylece her iş kolunun sorunlarının birinci ağızdan tartışılmasına olanak yaratıp çözüm üretilmesine zemin hazırlamış olacağız. Yeni ürge projeleri oluşturacağız. Üyelerimizin yeni pazarlara açılmasının önünü açacağız. Yine kenetlenerek hep birlikte yapacağız bunları. Özel pazarlarda büyük alıcılarla şirketlerimizi bir araya getirerek üyelerimizin kendilerini tanıtmalarını sağlayacağız. Yurt dışı fuarlara üyelerimizin özel koşullarda katılabilmeleri için anlaşmalar yapacağız. Yeni pazarlarda Türk ev tekstili sektörünü tanıtmak ve müşteri portföyümüzü güçlendirmek için yurt dışı fuar organizasyonları yapacağız. Reklam kampanyaları, yazılı ve görsel belgelerle sektörel tanıtımlarımızı gerçekleştireceğiz. Sektörümüzün çıkarlarını korumak için devletimiz, TİM, ihracatçı birlikleri, ticaret ve sanayi odaları ve sivil toplum kuruluşlarıyla sıcak ilişkiler kurarak sektörün çıkarları için işbirliği yapacağız. Kalite ve adil rekabette kenetlenmek için rekabeti fiyatla değil, kaliteyle yapmalıyız. Bu her şeyden önce bunu hepimiz biliyoruz. Ve sektör paydaşlarını ürün gruplarına göre bir araya getirerek uzlaştırıp bu kısır döngüden hep birlikte kurtarmayı hedefliyoruz. Türk ev tekstil sektörü dünyayla yarışıyor bildiğiniz gibi. İçimizdeki bu çekişmelerden de en hızlı şekilde sıyrılmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Bunu da yapacağız. Evet, konuşmalarla devam edelim. Bu kez konuşmasını gerçekleştirmek üzere kürsüye önceki dönem PETSİAD Başkanımız, Yüksek İstişare Kurulu üyemiz, Küçük Çanık Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yaşar Küçük Çanık'ı sahneye davet ediyoruz. Kocaman alkış istiyoruz Yaşar Bey için. Hoş geldiniz. Çok değerli meslektaşlarım, basınımızın güzide temsilcileri, tahmin ediyorum basın da var bugün burada. Hanımefendiler, beyefendiler, bugün burada sizlerle beraber olmaktan çok büyük bir mutluluk ve onur duyuyorum. Davet edenlere teşekkür ediyorum. Tahmin ediyorum bana bugün burada konuşma verilmesinin sebebi sizleri 2010 ile 16 arasında iki dönem, 6 sene çok büyük bir gurur ve onurla aklımızın yettiği kadarıyla arkadaşlarımla beraber temsil etmeye çalıştım. Ben yine kısaca sivil toplum örgütünün önemine değinmeden geçmek istemiyorum. Yine bir gün bir konuşmacı çok hoşuma gitti. Ben daha önceki konuşmalarımda da bunu paylaşmıştım ama burada da paylaşmakta fayda görüyorum. Gelişmiş ekonomilerde dedi, 3 altın top vardır dedi. Sivil toplum örgütü, özel sektör ve devlet. Eğer bu üçü vazifelerini iyi yerine getirmeyi becerebilirlerse o ülkede ekonomiyle ve sosyal yaşamla ilgili problemlerin çözülmesi çok kolay, çok basit ve çok hızlı olur dedi. Değerli arkadaşlarım, bu kadar muhteşem konuşmacılardan sonra konuşmak gerçekten zor oluyor ama inşallah kusurumuz olmuyordur. Şu kadarını ifade etmek isterim. Gerçekten TETSİAD önemli bir dernektir. Bugün ben sivil toplum örgütlerini ikiye ayırıyorum. Biri
devlet destekli sivil toplum örgütleri. Onlar kararnameyle kurulurlar. Ticaret odaları, sanayi odaları, odalar birliği gibi. Kimi de bizim gibi esnafın, sanayicinin kendi 3 kuruşuyla bir araya gelerek kurduğu sivil toplum örgütüdür. Bizim tetsiyatımız da bundan 30 sene evvel Sultanhamam'da kuruldu. Kurucuları o gün Sultanhamam'da esnaflardı. Fakat o esnafların çoğu bugün Bursa'da, Çorlu'da, daha farklı yerlerde üretimler kurdular. Türkiye gelişti çünkü. Ne 80'li yılların Türkiye'si 90'lı aynı, ne de 90'lı yılların Türkiye'si bugünle aynı. Bizler hiçbir zaman ayrılmadık. Her zaman beraber olduk. O gün kuranlar bugün Bursa'dalar. İşte bakın, size ben çok iyi bir örnek teşkil edebilirim. Benim babam 1950'lerde Bursa'ya gelmiş alışveriş yapmaya. Ben ikinci nesil, bir ailenin ikinci kuşak temsilcisiyim. Biz 89'da fabrikamızı kurduk. Daha önce 1975'te bizim fabrikamız vardı Gürsu'da, Çaba diye. Belki bazılarınız bilirler. Şimdi ben Bursalı mıyım? İstanbullu muyum? Kayserili miyim? Bir türlü buna karar veremedik. Biz burada 1500 kişilik bir aileyiz. Biz ayrı gayrı değiliz ki Bursa platformu kuralım. Ancak biz TETSİAD Bursa Çalışma Grubu kurabiliriz. O da mecburiyetten kurduk. Bu iş bitince o da biter. Bizim platformumuz falan, böyle bir şeyimiz yok. Ben biraz evvel arz ettiğim gibi 6 yıl boyunca sizleri temsil etmeye çalıştım. Çünkü öyle TETSİAD basit bir yer değil. 1019 tane, her biri birbirinden güzide üyesi var. Ve bizim TETSİAD'ımızın bir özelliği daha var değerli arkadaşlarım. O özellik de şu. Malum bazı sivil toplum örgütlerinin başına işsiz güçsüz takımları gelebiliyor Türkiye'de. Ama TETSİAD'ın başına gelenlerin hepsi iş güç sahibi, biraz evvel abimizin buyurduğu gibi liyakat ehli. Yani mesleğini bilen kişiler olmuştur. Bugün ben 2016'da bayrağı teslim ederken kimseye falan bayrak teslim etmedim. Ama bir başkan olarak benden sonra gelecek olan başkanları yetiştirebilme adına her zaman benden yaşça daha küçük arkadaşlarımı teşvik ettim. Hadise budur. Her zaman TETSİAD'da demokratik bir seçim olmuştur. Kim aday olmak istediyse her zaman aday olmuştur. Fakat bizim öyle Bursa platformumuz, Bursa'dan 12 kişi, öbür taraftan 6 kişi, inanın böyle bir şeyimiz yok. Ben buraya bugün biraz da isteyerek çıktım. Çünkü maalesef sizlere bazı konuşmalarda TETSİAD'la ilgili yanlış bilgilendirmeler yapıldı. 6 sene buranın başında bulunmuş bir kardeşiniz, arkadaşınız, meslektaşınız olarak bunun da bir yerde cevabını vermek, tahmin ediyorum, bana düşer gibime geliyor. Mecbur kaldım. Yoksa biz hiç eskiyle beslenen insanlar değiliz. Fakat ben 2010 senesinde geldiğimde, biraz evvel Erol Bey çok güzel bir şekilde söyledi. O kişiler buraları birleştirmek için çok gayretler sarf etti. Ben de o dönemin hemen arkasında o birleşmeyi ekibimle beraber çalıştığım ekibimle beraber en iyi şekilde götürmeye çalıştık. Bugün Bursa grubu hiçbir zaman eksik olmamıştır. Bizde şehircilik diye bir kavram hayatta olmamıştır. Biraz evvel söylediğim gibi
Biz ayrılan insanlar birleşir. Biz biriz zaten. Ayrılmadık ki birleşelim. Platform olalım, şu olalım, bu olalım. Ben birkaç örnek vermek istiyorum. Herkes fuar konuşuyor değerli arkadaşlar. Elini alıyor, fuarla başlıyor, fuarla bitiriyor. Ben 6 yıl boyunca fuar komitesinde olmadım. Fuar komitesini becerebileceğini düşündüğüm arkadaşlarımı koydum. Dedim ki tek bir şey var. Eğer bir gün bana sorulan sorunun cevabını veremezsem hepinizi sorguya çekerim dedim. Biraz benim sert tarafım da vardır, bağışlayın. Eğer bana sorulan sorunun cevabını veremezsem fuarla ilgili hepinizi sorguya çekerim. Ve 6 yıl boyunca da ben zaten kişi olarak insanlara yakınımdır da, insanlarla haşir neşir insandır da, bana şu ana kadar benim dönemimle ilgili şikayet eden olmadı. Dolayısıyla nedensiz, niçinsiz hiçbir fuarda yer verilmesi söz konusu olmamıştır. Ve konuşan arkadaşlara da gerçekten çok üzüntüyle bakıyorum. Çünkü bu arkadaşların hepsi 10 yıl boyunca aralıksız olarak o koltuklarda gerek benim dönemimde gerek Ali Bey'in döneminde sizleri temsil etmişlerdir. Ve hepsinin konuştukları her konuda imzası vardır. Bu konulardan biriydi. İkinci konuya gelelim. İkinci konu, efendim 50 dolardan başlamış 100 dolara nasıl çıkmış? Değerli arkadaşlar, bunun cevabı o kadar çok uzun ki, ama ben çok kısaca vereceğim. Çünkü burada çok değerli konuşmacılar olacak benden sonra da. Bağışlayın biraz da uzatıyorsam. Sayın Başkan'ın belki konuşmalarından çalıyorum ama biz geldiğimizde 60 dolardı. Aradan 5 yıl geçmiş, 70 dolar yapmışlar. Bu aşağıdan yukarı %16,5 demektir. Doğru mu Hüseyin abi? Aşağıda. %16,5. 16,5'u 5. ayın başında ödemiş. 5. yılın başında ödemiş. Her sene 16,5 ödemiş. Ondan sonra 70 dolar olmuş. 2010'da da biz geldiğimizde o 70 dolarlık 5 yıllık şey bitmiş. Süre bitmiş. Değerli arkadaşlarım, her şeyden önce bir şey paylaşmak istiyorum. Hepimiz, çoğumuz, kimimizin yeri var, kimimiz katılımcı olarak katılıyoruz. Haim Tekstil'i biliyoruz. Haim Tekstil'in yeri bildiğim kadarıyla devletindir veya özel sektördür. Ama Haim Tekstil'in organizasyonu bir fuar organizasyon firmasındadır. Ben bakıyorum, başkan adayları fuarla ilgili anayasalar yapıyorlar. Ne bileyim, fuarı tekrardan düzenliyorlar. Bu o kadar enteresan bir konu ki, inanın ben hiç anayasasını falan yapmaya çalışmadım. Çünkü bilmediğim bir konu. Eğer tekstil, bez, iplik, miplik gösterseniz ondan anlarım. Ama ben fuarın organizasyonunu falan nasıl anlayayım? Ancak onu bilen birine yaptıracaksınız. Bilenlerle oturup kalkacaksınız. Öyle olur. İkincisi, buranın sahibi hanımefendi, daha doğrusu sahibi değil, devletten uzun yıllığına kiralamış. Ben size bir şey sorayım. Ben gelip deseydim ki Hüseyin abi, abi bu sene TÜYAB'a taşınıyoruz. Anlaşamadık. TÜYAB'a gideceğiz, anlaşamadık. Ne olurduk abi? Ya Yaşar, beni ta 2 saat oraya nasıl götüreceksin? Benim müşterim oraya nasıl gider diyeniniz olmayacak mıydı aranızda? Kapı bir tane beyler. İkincisi yok. Pazarlık yapmayı beceremediysek bağışlayın. Ama kötü niyetli bir işimiz yok.
Bizim dönemimizde 5 yılda bir %16,5 olmadı. Bizim dönemimizde her sene Fed'in bir, ona bir şey diyorlar. Fed'in yıllık faizi mi diyorlar? Yıllık enflasyon bildirgesi mi diyorlar? Onun bir ismi var. Bir sene 1 oluyor, öbür sene 1,5 oluyor, öbür sene 2 oluyor. Onunla beraber çıkmıştır. Yani biz %16,5'u 5. yılın ilk yılında ödememişizdir. Yavaş yavaş çıkarak gelmiştir. Ortalaması yine 5 yılın olduğuna gelmiştir. Ama biz bu ne demektir? 2,5 yıl sonra %15 ödemişiz demektir. İlk sene ödemedik. Benim bildiğim bu. Bugün de hesaplara baktığımda bunu görüyorum. Fakat şu an 100 dolar diyebiliyorum. Şimdi ben bir şey daha söyleyeceğim. Şu an bir şey daha söyleyeceğim. Maalesef bazı arkadaşlarımız bunu, yani bunu söylerken inanın arkadaşlar, hicap duyuyor. Çünkü her şeyin bir güzelliği vardır. Biraz evvel Erol abi çıktı. Benim hem arkadaşım hem abi. Ne kadar güzel konuştu. Biz kenetlenmeliyiz dedi. Basit şeylerle ilgili birbirimizi üzmemeliyiz dedi. Tabii ki eksiklerimiz olduğunda birbirimize lisan-ı münasip şekilde söyleyeceğiz. Bunda bir beis yok. Ama bir şekli olacak. Ben bir şeyler duyuyorum. İnanın ben de şaşırıyorum. Mesela ev tekstili sektörünün sorunlarını kim kulak arkası etti? Vallahi burası dernek başkanlığı seçimi. Milletvekilliği seçimi falan değil ya. Kimsenin bir şey ettiği falan yok. Bu dernek siz değerli üyelerinin sordukları soruyla yönetilir değerli arkadaşlarım. Oturduğumuz yerde bu dernekten bir şey beklemeyin. Siz sorarsanız bu dernek cevap verir. Tabii ki dernekte çalışacak. Ama sizin sorularınız buranın çalışmalarını yönlendirecektir. Ben başkan olduğum zamanda bana aranızda bir sürü arkadaşım dedi ki başkan şöyle böyle, ya dedim benim senden bir farkım yok ki, benim adım sadece başkan. Orası senin yerin, orada senin profesyonellerin var. Git derdin neyse onu orayla paylaş. Orası benim olduğu kadar senin de dedik. Geçen bir Denizlili arkadaş 10 senede ne yapıldı diye soruyor. 10 senede şu yapıldı değerli arkadaşlarım. Herkes tetsiyatın yolunu öğrendi hiç olmazsa. Tetsiyat diye bir yerin olduğunu öğrendi. Herkes telefon açıp orayla konuşmayı öğrendi. Fuarla ilgili bir şey daha söyleyeceğim. 10 sene evvel CNR fuarına gittiğiniz zaman üstte bir sürü markalarımızın isimleri yazardı. Evtex adına bile rastlamazdınız. 2010'dan sonra o isimlerin hepsi kalktı. Orada sadece Evtex yazdı. Öndeki güzel Mercedesler kalktı. Orası boşaltıldı. Bu oldu, yetmez mi? Yani Hürriyet gazetesi yazıyor Hürriyet diye. Siz oraya artık ilan veremiyorsunuz. Orada Evtex yazıyor. Bu oldu. Belki bunun içinde 3-5-10 dolar fazla vermiş olabiliriz de değerli Hazur. Çünkü biz Ceyda Hanım'a gittik, dedi ki bu tabelaları kaldıracaksın buradan dedi. Bu tabelaların hiçbirini görmeyeceğiz dedik. Hanginiz bugün yurt dışında bir Heimtex'e gidip de markalarla karşılaşıyorsunuz? Kapıda koskoca Heimtex yazıyor. Bakın ben anayasasını yazmayı bilmem ama gittiğim fuarlardan ders almayı iyi kötü aklımın erdiği kadar bilirim. Yaptığımız bu. İnanın bazı kişilerin markalarını kaldırmakta çok zorlandık. Bu bizi üzdü. Ama ne yapalım? Biz bütün dostlarımızı olduğu gibi kabul ediyoruz. Çıkrıktan çıkaracak adam halimiz yok. Kimi rahat kaldırdı, kiminde de zorlandık. Ama Allah razı olsun, hiçbir arkadaşım bana 6 sene boyunca söz getirmedi. Hiç kimse benim kapımı Yaşar Bey bak şuna yer verdiniz de buna yer vermediniz diye çalmadı. Çaldıysa da cevabını buldu. Ben şöyle bakacağım bir iki tane daha, çünkü bunları önemsiyorum. Bunlar benim dönemimde olduğu için bunların hesabını vermek sizlere benim vazifem.
Pardon. Vallahi öyle şeyler yazmışlar ki bu yılki ev tekstili fuarına niye yabancılar katılmıyor? Yani bunda derneğin bir suçu yok. Bunda ülkenin konjonktürü var, yönetimimiz var. Belki Türkiye'nin ucuz kalması var, pahalı kalması var. Yani bir sürü şey var. Bunlar dernekle alakalı şeyler değil. Onun için benim sizden ricam, birbirimizi eleştirirken seviyemizi bozmayalım. Seviyemizi bozduğumuz zaman bunun aynen biraz evvelki Bursa, İstanbul, Kayseri benzetmesine benzer. Yarın bir gün bunu hiçbirimiz yapamayız. Bir daha yerine getiremeyiz. Bursa şurası, bilmem ne burası, öbür taraf burası dersek bunun altından kalkamayız. Benim başta siz büyüklerimden diyeyim. İki tane, üç beş tane büyüğüm var burada. Benden de artık eskiden çok gençtim ama şimdi bakıyorum avarajın üstüne çıktım. Ve siz değerli meslektaşlarımdan tek arzu ettiğim şey lütfen bizi ayıranlara karşı gelin. Bakın buranın banisi yok. Buranın banisi 1019 tane üyedir. Hiç kimse şu benim adayım, bu benim adayım deme aciziyetini göstermemeli. Bunlar çok ayıp şeylerdir. Burada icazet alınacak yer de yok. Çok açık ve net söylüyorum. Burada 1019 tane üye buranın banisidir. Ben bir gün evimde oturuyordum. Bunu Erol abime söyleyeceğim. Ben çok sevdiğim, saygı duyduğum bir büyüğüm. Gerek kişiliğiyle, gerek mesleğiyle. Sadece aklıma geldi. Ya çocuklar bir Erol Bey'in kapısını çalsanız nasıl olur acaba dedim. Kabul eder mi dedim. O da biraz evvel sağ olsunlar söyledi. Hepsi bu. Biz kimiz ki Erol Bey bizim adayımız olacak? Biz Allah'a çok şükür haddimizi biliriz. Biz nerede durduğumuzu biliriz. Ben daha fazla konuşmak istemiyorum. Eğer biraz kırıcı konuşmalarımda olduysa bağışlanmamı istiyorum. Ama bunları sizlerle paylaşmak mecburiyetindeyim. Neden mecburiyetindeyim? Lütfen buranın Bursa'sı, İstanbul'u, şurası burası yok. Sonra buraya emek vermiş insanlar var. Rahmete gitmiş insanlar var. Onların hep kemikleri sızlar. Biraz evvel Hüseyin abim ne dedi? Biz dedi bir sürü şehit verdik dedi. Attığımız her adımda dedi onları hissederek adım atmalıyız dedi. Ben öyle anladım. Onun için biz ayrı gayrı değiliz. Bir konuyu daha söyleyeyim ondan sonra sizlerin değerli vakitlerini almayacağım. Biz 2010'da geldiğimizde sağ olsun benden önceki değerli başkanımız ve benim de büyüğüm Recep Tanrıverdi Bey, benden önceki başkan döneminde ne caddesiydi bizim oranın adı? Meclis-i Mebusan Caddesi. Evet, Meclis-i Mebusan Caddesi İstanbul'un en popüler yeridir. Tahmin ediyorum ben de o yönetimde vardım. Orada bir kat aldık. Değerli arkadaşlar, insanlar doğru yapılan bir şeyin arkasından gitmeyi beceriyorlarsa onları tebrik etmeniz lazım. Onları desteklemeniz lazım. Biz baktık ki doğru bir yer alınmış. Orada 3-4 tane daha kat kısmet oldu. O gün de bizim paramız vardı. Çünkü para orada durduğu zaman yarın bizden sonra inşallah daha iyileri gelir. Ama paramızı bir yere yatırıp orada derneğimizin hem de tabela değeri olan bir yer. Orada bayrağını sallandırma fikri bütün yönetim kurulumuzca hoşumuza gitti. Ve öyle olunca bize kısmet oldu. Hatta o gün çok ufak bir kredi de kullandık. Varlığımız olarak kullandık. Boşa kullanmadık.
Biz öyle sizlerin verdiğiniz paraları, fuar paralarını falan çarçur etmedik değerli arkadaşlar. Hiç öyle bir şey yapmadık. En azından bilerek yapmadık. Biz sadece sizlere faydalı olmaya çalıştık. Onun dışında bizim zaten başka bir şey de aklımız ermez. Ben sizlerin fazla vaktini almak istemiyorum. Ben bugünden şunu da söyleyeyim. Şuna veya buna oy verin de demiyorum. Yalnız tek yapacağınız şey lütfen, oylarımızın hepsi gizlidir. Kimin kime oy verdiği belli değildir. Oraya lütfen gidin, derneğinize sahip çıkın. Oyunuzu kullanın. Oyunuzu kullanırken de iki listeyi elinize alın. Hangi listenin sizi temsil edebileceğine inanıyorsanız ona verin. Bizim diğer taraftaki arkadaşımız da değerlidir. Ne dedim? 1019 tane üyemizin hepsi buranın banisidir. Hepsi buranın tek tek sahibidir. Ama ha, tabii büyük var, küçük var, bunları bileceksin. Şerafettin Bey'in çok hoş bir sözü var. Başkanlık istenmez dedi. Başkanlık önerilir dedi. Kapın çalınır, başkan olur musun denir dedi. Bizim derneğimiz böyle olmayı sürdürebilmeli diye düşünüyorum. Başkanlık, ben başkan olacağım diye, tabii o da güzel bir şey. Çıkılır ama daha güzeli, kapının çalınması ayrı bir güzeldir. Beni dinleme lütfunda bulunduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Konuşulacak çok konu olmasına rağmen sevgili başkan adayımızın vaktini ve sizlerin değerli akşamını blok etmek istemiyorum. Hepinize en içten saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Teşekkür ederim. Yaşar Bey'e çok teşekkür ediyoruz değerli paylaşımlarından ötürü.